Şu sıralar psikolog Buse Aydın gündemde. Feministler bayağı bir linçlemiş kadını. İncel diye tabir ettiğimiz sayfada destek vermiş. Tabi her destekleyeni ya da yereni bu şekilde gruplaştırmak çok doğru değil ama benim gözlemim şu ana kadar bu oldu. Eğer tanımıyorsanız kendisi kadın erkek ilişkileri ve cinsellik hakkında konuşuyor. Ben videolarını ilk gördüğümde bayağı bir faydalı olabileceğini düşünmüştüm. Çünkü Türkiye'de cinsellik eserlik bir tabu ve bir kadın olarak bunu konuşuyor olması gayet güzel. Neden linç gelirsek bir videosunda düzenli olarak kendini sosyal medyada paylaşan kadınlardan size hayır gelmez diyor kısaca. Evet açıklaması bu şekilde. Ben buradayımcı pozlar vardır. Yani işte spor salonunda şakalcı hafif çıkartıp pozları. O yüzden bir kadının meme ölçüsüne kadar, kalça büyüklüğüne kadar sosyal medyadan anlayabiliyorsanız uzak durmanız daha makbule olacaktır. ve çok hayır geleceğini en azın uzun vadeli ilişkide düşünmenizi pek önermem. Tabi bazı kadınların çok zoruna gitmiş bu açıklama. İşte sırf incellerin dikkatini çekebilmek için ya da erkeklerin hoşuna gitmek için böyle şeyler söylüyorsun gibisinden yorumlar yapılmış. Bir açıklaması daha var. O da çok tepki çekti. Bakir olmayan erkeklerin bakire kadın istemesinde sorun yok. Kadınların da arabası yok ama ama arabalı erkek istiyorlar. Bakir olmayan erkeğin bakire kadına evlenmek istemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben problem olduğunu düşünmüyorum. Mesela kadınların da arabası yok ama arabalı erkek istiyorlar. Evi yok ama evi olan erkek istiyorlar. Ben tamamen aynı mantıkla bakıyorum. Ya kadına geçmiş erkeğe geleceğe bakılır. Bu da gerçekten çok fazla tepki çekti. Şimdi ikisini de değerlendireceğiz. Öncelikle düzenli olarak kendini sosyal medyada paylaşan kadınların erkekler için uzun vadeli ilişkide özellikle çok iyi bir tercih olmadığı hakkında konuşmuştu. Öncelikle herkes ilgi çekmek ister. Her herkes ilgiyi sever. Hatta bir ilişki içerisindeyken bile insan egosunu başkasının ilgisiyle besleyebilir. Ve biz bunu çoğu zaman aldatmak olarak adlandırmayız. Atıyorum kız arkadaşınızla beraber dışarı çıkacaksınız. Giyiminize özen gösteriyorsunuz. Güzel kokular sürüyorsunuz. Toplumun getirdiği tabulardan da ziyade bu kadar kendinize özen göstermenizin sebebi yalnızca sevgilinize kendinizi güzel göstermek değil. Aynı zamanda çevrenin de takdirini kazanmak ve ilgisini toplamak. Hayır ben sadece kendimi güzel hissetmek için ya da kendimi mutlu etmek için ...bu şekilde giyinme kuşamama özen gösteriyorum, güzel kokular sürüyorum. Peki seni güzel hissettiren ne? E başkalarının ilgisi aslında. Başkası sana sen ne kadar güzelsin ya dediğinde bu anlamlı bir şey haline geliyor. E bu Instagram'da kadın erkek fark etmez... ...insanların kendilerini paylaşma dürtüsü de başkalarının ilgisini çekme kaynaklı yapılıyor. Ama bence özellikle de bir ilişkin varsa... ...bu ilgi isteğinin bir noktada törpülenmesi gerekiyor... ...ve sosyal medya kullanımının özellikle kendini gösterme babında azaltılması gerekiyor. Çünkü sen eğer gerçekten güzel bir ilişkideysen zaten beklenen ilgiyi sevgilinden karşı taraftan alacaksın. O yüzden burada psikoloğun söylediği şeyler çok hatalı değil ama buradaki söyleminde sıkıntı şu. Erkek de aynı şekilde bence. Yani bunu kadın erkek olarak ayırmamalıyız. Yorumlara falan baktım nasıl linç etmişler. Kimler ne demiş acaba? Birazcık bu konuda hem kadını hem beni haklı çıkaran yorumlar gördüm. Çünkü aşağıda özellikle feministler tarafından edilen ağır hakaretler ya da işte sadece erkeklerin ilgisini çekmek için bunları söylediğini belirten yorumlar vardı. Mantıklı bir argüman yoktu. Karşı bir savunma görmedim hiç. Burada Bulsa eleştireceksek bence eleştirilmesi gereken nokta psikologluğu. Çünkü burada belirtilen bir fikir var. Gerçek bir psikolog hiçbir insan için hayır gelmez vesaire diye bir olaydan bahsetmez. O durumların arkasındaki yatan nedenleri irdeler ve bunu halka açıklamaya çalışır. Ama tabii bu kadının influencer yönü de olduğu için yani sosyal medyada da içerik ürettiği için biraz daha fikir bağlamında ve insanlardan büyük ihtimal linç yiyebileceği şeyleri söylüyor. Ha bunu yapamaz demiyorum. Tabii ki yapabilir. Ben de burada fikirlerimi belirtiyorum ama haberlerde falan paylaşırlarken sürekli ...psikolog diye ekstra belirtilmiş. Ama bunun mesela psikologlukla çok bir alakası yok. Bu hemen hemen herkesin yapabileceği çok basit bir tespittir. Psikologluk sıfatı işin içine girince... ...ben daha böyle kapsamlı ve o durumun nedenlerini açıklayan... ...terminolojik de bir şeyler bekliyorum. Yani kadına fikirsel düzlemde katılmak istesem de... ...anlatmaya çalıştığı şeyi hiçbir şekilde temellendirmemesi... ...benim birazcık sinirimi bozdu. Diğer konu da bakir olmayan erkeklerle alakalı yaptığı açıklama. Kadınlar buna çok sert tepki göstermiş. Ve bence birazcık haklılar. Çünkü çok saçma bir benzetme var ortada. Şimdi kadının söylemeye çalıştığı şey aslında çok basit. Diyor ki insanlar kendilerine hiç bakmadan bir şeyler istiyorlar ilişkiler bazında. İşte kadının arabası yok ama arabalı erkek istiyor. Erkek bakir değil ama bakire kadın arıyor. Bunu çok farklı şekillerde örneklendirebiliriz ilişkiler bazında. Argümanın temelinde iki tarafın da birbirini objeleştirmesi var aslında. Bakire olmayan erkek kendi geçmişini umursamıyor. Ve kadını bir obje gibi görüp onun tamamıyla tırnak içerisinde saf temiz olmasını istiyor. Çünkü kadının geçmişi çok önemli ama kendi geçmişiyle alakalı. Hiçbir sıkıntı yok yani bu egodan kaynaklı bir mesele. Öte yandan zengin erkek isteyen kız modelinden bahsedildi. E böyle bir model de var ve bu da erkeği objeleştiren bir şey ve bunun da temeli egodan besleniyor. Ama psikolog diyor ki bunların erkek olan tarafında sıkıntı yok. Bence her iki tarafta çok sıkıntılı. Kadında geçmişi erkekte geleceğe bakılır lafı var bir de. Şimdi tabii çok genellemeli konuşuyoruz. Herkesin kendi ilişki parametreleri vardır. Hatta bu kültürden kültüre bile değişir. Ne bileyim herhangi bir Avrupa ülkesinde bir kadının geçmişinin o kadar da umursandığını düşünmüyorum mesela ama Türkiye gibi daha muhafazakar coğrafyalarda bu böyle değildir. Yine Avrupa örneğinden gidersek gelişmiş bir memlekette erkeğin geleceğinin de çok umursandığını düşünmüyorum. Çünkü belli bir refah seviyesi olduğu için kadın zaten kendi kendine yetebilecek konumda oluyor. Doğal olarak erkeğin arabası varmış, evi varmış böyle konular çok önem taşımıyor. Ama Türkiye coğrafyasında bu doğru. Anlayışta bu şekilde gelişmiş zaten. O yüzden evet kadının anlatış şekli belki psikologluk bağlamında hani daha akademik bir mesele. Çok iyi gözükmese de söyledikleri yaptığı tespitler Türkiye coğrafyası çok da yanlış şeyler değil. Bence feministlerin de bu kadın aslında kadınları aşağılıyor gibi şeyler söylemesine gerek yok. Çünkü herkesin farklı ilişki parametreleri var. Yani ciddi ciddi zengin koca avlamaya çalışan, kadınlığını tamamen saçma sapan şeyler için kullanan kadınlar kadınlığı aşağılamıyor da bunun tespitini yapanlar mı aşağılamış oluyor? Bilmiyorum bence linç'i yönelttikleri taraf çok doğru değil. Benim genel yorumlarım bu şekilde konu hakkında.